Yani krokodili mi oynayalım? Hadi önce krokodile geçelim. British'lendiremediklerimizden misiniz? Churchill Crocodile. Bu dayı. Şimdi bunun bir videosu var. Hadi gelin ilk önce videosunu izleyelim. Ondan sonra oynayalım. Let's go. Nerede? Burada. Hadi bakalım. This battle past season. Yazımızda Türkçe yapalım. Aa, audio track de mi varmış? Rusçası da var, Ukraynacısı da var. Allah Allah, hizmete bak. We take a closer look at three very special vehicles, starting off with the Churchill Crocodile, a historically inspired Tier 6 British premium tank. First off, let's head to the Tank Museum in Bovington with Richard the Challenger Cutland to see the great example up close. It's one of the most famous of Hobart's funnies, and few Allied vehicles struck fear into the heart of the German infantryman more than this, the Churchill Crocodile. Built on the chassis of the reliable, heavily armored Churchill Infantry Tank Mark 7, the Crocodile flamethrower was a fearsome weapon in the Allied arsenal. The flamethrower conversion kit was able to be fitted by the Royal Electrical and Mechanical Engineers in the field. The design was simple and relatively straightforward. And the fantastic thing was, it meant that the Mark 7 could retain its 75mm gun, the main armament, and also the 7.92mm Beezer machine gun. This seemed like the perfect weapon for D-Day, ideal for clearing the German fortifications on the beaches. However, to be effective, they had to get there first. As it turned out, only six crocodiles were deployed in the initial assault waves on D-Day. These were 13 and 15 troop of 141st Regiment of the Royal Armour Corps on Gold Beach. The three crocodiles of number 15 troop all became casualties in a few minutes after leaving the landing craft tank. One sank in the rough sea, one became stuck in a deep crater on the beach, and the third threw a track after attempting to scale a beach obstacle. The three from number 13 troop fared better. Although one was lost in a deep crater at sea, the other two managed to get to shore safely. In the game, Churchill Crocodile has excellent survivability. Even if the enemy is able to penetrate this tank, it has an ample hit points pool. The tank's frontal armor boasts an average of 150mm of effective armor, even in the lower plate, which is respectable for a Tier 6. When facing opponents of its own tier or lower, the Crocodile can deflect shells even without cover. The armor's best feature is its 95mm sides. The side-scraping Crocodile is a real bunker. Enemies have to pick at its armor and HP for a long time. And all the while, you're picking back. This crocodile makes good use of its fast reloading gun. Its main advantage lies in damage per minute, which should be enhanced whenever possible. A rammer and pudding with tea are desirable, with the latter being deemed necessary by the crew. It's always preferable to trade one enemy shot for two of your own, provided the terrain allows for it. Our British tank is a bit too proud to lower its gun. Hit a curb? Well, you're now relegated to shooting at birds. In flat urban locations, however, gun depression should be the least of your worries. The tank's mobility. Well, let's just say it's aptly named after a reptile with short legs for a reason. Its power-to-weight ratio doesn't even reach 10 crocodiles per ton. Makes you wonder if you're driving backward. However, with the turbocharger, the crocodile can accelerate to a blazing 30 kilometers. Just be careful with turns at such speeds. The Churchill Crocodile is the tank for those who relish high DPM and thrive on the front lines. While it may not win a sprint at 100 meters, it is built to excel in the marathon of tank battles. Bence güzel, eğlenceli bir anlatım olmuş. Churchill Krokodil'e gelelim. Bu Churchill Krokodil'e
Ne takacağız? Churchill. Alamadım ya. Churchill. Nerede? Aynen. Krokodil. Ne demiş Skill kardeşim bu abimize? Turbo şarj takmış, sürgü takmış ya da iyileştirilmiş ne o? Sertleştirme. Ya da benim düşüncem aynen bence de böyle olmalı. Havalandırma, sürgü ve turbo şarj. Herkes turbo şarj takmışsa. Opti'ye falan gerek yok. Havalandırmayla sürgüyü takarak tankın performansını maksimize etmek. Ondan sonra da yardırmak efendim. Let's go! Selam Mr. Bot. Shift'ın kupaları geri mi gelmiş? Bilmem. Şimdi krokodil. Evet gençler, mürettebatını bir atalım denize. Normandiya'ya bir dökelim mürettebatı. 1100 XP ile nasıl maşallah alıyorsun? Hayırdır? Alırız kardeş. Biz alırız. Bana yapamadı. Sonra izle. Evet, Churchill birim mürettebatları geliyor. Güzel, Black Prince'den geldi. Gel baboş. Hog 2'den geliyor mürettebat, gel. Ve canavardan Action X'den geliyor. Gel kardeş. Tamam. Şimdi basın hesabındayız. O yüzden mürettebat yetenekleri hunharca ve diğer tanklardan gelen mürettebatları bu tankların içinde de kullanabiliyorsunuz. Premium tank olduğu için. Bunları sürekli tekrarlıyorum çünkü buralar böyle parça parça YouTube'a gideceği için bilmeyen arkadaşlar, ilk defa izleyecek olanların bilgi sahibi olması amaçlı tekrarlıyorum. Bazı şeyleri bilginiz olsun Twitch, sonra bana kardeş sen de her şeyi tekrar söylüyor demeyin bana. Demeyin. Evet, krokodil aslında teknoloji ağacındaki tankın kopyası. Nerede İngiliz? Nerede? Şu Churchill 7'nin aslında aynısı, çok da farklı değil yani. Bu dayının namlusunun kısa hali. Bunda kaçlık top vardı? Bunda bir bayağı büyük bir top, güzel bir top vardı bunun. 77 milimetrelik aynen şu top vardı. Bu top da gayet güzel. Deliciliği, hasarı masarı gayet iyi olan bir top. Bunda o yok. Bir cücüğü var. 75 milimetrelik Hickers var. Gururundan namlusu eğilmeyen tankla bakalım neler yapacağız. 75 milimetrelik topumuzla 140 hasar verirken 148 deliciliğimiz var. 0.36 isabetimiz, 2 saniyede nişan alma süremiz var. Mürettebatlarla birlikte bu birazcık daha iyileşti. Buraya donanımlarımızı da takalım. Ne dedik? Havalandırma takarız dedik. Sürgü takarız dedik. Ve bir de turbo şarj takıp birazcık da olsa hareket kabiliyetimizi bir gıdım ileri atarız diye düşünüyoruz. Turbo şarj belki vazgeçilebilir. Onun yerine iyileştirilmiş sertleşme de takılabilir bu tanka. İkisi arasında kararsızım. Hatta turbo şarja bence gerek yok. Havalandırmayı da buraya çekelim. Buraya iyileştirilmiş sertleşme takalım. Cam puanımız artsın. Değil mi? Bence böyle olsun. Uygula. Cam puanımız artsın. Paletimizi maletimizi bol bol kıracaklar çünkü bunda. O yüzden üzmesinler bizi. Az önce yaptığımız gibi bu kadar mermiyi bitiremeyiz herhalde ya. Bitirir miyiz? 84 tane mermi alıyormuş. Kardeş 41 artı 41 olsun o zaman ya. İzmit. 41 kere maşallah. Havalandırmayı çıkar, turboyu mu takayım? Vallahi hakkımızda hayırlısı be. Bunu da verdik. Pudingimizi, çayımızı da koyduk. Oh çiçek. Vallahi bu tankın yavaşlığı 5 kilometre maksimum hızı, zaten ulaşamayacağız yani. Hep 20 kilometre hızla gideceğimiz için. Çok fark edeceğini sanmıyorum. Bakarız, bir maç oynayalım, duruma göre değiştiririk. Hadi bakalım. Bu tankımız da böyle. Ben bu donanımları bir dizdim. Geri gelirse havalandırmayı söker. Yerine turbo şarjı takabiliriz. Hadi bakalım. Let's go. Bugün bir Sherman oynasan abi. Oğlum az önce oynadım Sherman.
Daha yeni bitirdik Sherman maçlarını. ASDW. Hiç izlemiyorsunuz hiç. Mayınlar haritası geliyor. Hadi bakalım. Mayınlar haritasında nerede oynayalım şimdi bununla? Tepede oynanmaz. Köyün içine gideyim. Şu sağ tarafta. Buradan bakalım. Sesim gitti. Buradan bakalım. Evet gençler, sayın Twitch. Eğer reklamlardan sıkıldıysanız, Twitch'in reklamlarından. Twitch'in reklamlarını ben açmıyorum bu arada. Twitch kendisi açıyor maalesef. Eğer darlıyorsa kick.com'da hizmetimiz açılmıştır. Salonlarımız klimalı ve reklamsızdır Kick'te. Gelebilirsiniz oraya da. Bekleriz. Yayını Kick'ten izleyip chat'e Twitch'ten katılabilirsiniz. Bu da size taktik. Bu da botunuzdan size taktik olsun efendim. Hadi bakalım. Reis beni oradan delersen ayıp edersin. Twitch'te abonman olunca reklamlar gelmez arkadaşlar. Bir refresh atın. Abonmanlığınız bitmiştir. Reklam geliyorsa. Oha. 150 vuran stuk mu olur lan? Oluyor bunlar. Bütün eğlence öbür tarafta ya. Buradan gidiyorum ben. Bütün eğlence diğer tarafta. Hadi bakalım. Selam Wright kardeş. Hoş geldin. Aboneniz ama 3 dakika reklam. Beldurus. Abonmanlık sembolün yok. Abonmanlığın bitmiş büyük ihtimalle. Benim çok acil buraya gelmem lazım. Burayı kırıp geçip yukarıya çıkmam lazım, yoksa bizimkiler ölecek. Abi bir güzel bir şeyler yaptın galiba. Oğlum harbiden namlusu eğilmiyor lan. Dur. Aferin lan KV1. Güzel oynadın ha. Şimdi şuraya doğru tırmanalım, şu dayıları düdükleyelim. Yoksa bu maçı alamayacak bunlar. Thank you.
Ekmek var şurada. Ya reis. 5 mi? Ay! Kafası, ah! Kafan nerede lan? Kafan nereye gitti öyle? Selamünaleyküm VK kardeş. VK reis, çok şanslısın ha. Selamünaleyküm Sherman. Hülay. Uzat bakayım. Bir uzat be. Hadi bir uzat. Ay 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 ay. Of. Bana gelmez değil mi bu? Gelmez. Oh yeah. Come on. Kardeş timsah mimsah dedik ama hele hele hele. Dur bakayım taret nerede? Hani mi senin taretin? Senin taretin mi uçtu? Bal böceği. Barış Bey, Twitch'te hakkında kısmına kick linki koyamıyor musun? Hakkında gerek yok. Yayın boyunca zaten sürekli chat'e devamlı olarak link atıyoruz. Ünlem kick yazarsanız gelir. Siz yazmazsanız kendi kendine de gelir o zaten. Vay KV1 reis. Boss Hidar kardeşim 1-2-3-4-5. Güzel damaj atmış. Helal olsun kankama. 1566 saf deneyim aldı. Ben de 1473 aldım. Ey yavrum ey. Aha kim geldi? Bal böceği deyince sen mi geldin? He? Tosuncuk. Oy. Oy. Tosuncuk. Ne yaptın? Uyudun da mı geldin? Aferin sana. Sen de mi tatlısın? Tamam sen de tatlısın. Ama sen 5 seviyesin. 6 seviye değilsin sen daha. Sen daha 4 seviyeyi yeni bitirdin. 5 seviyedesin. Tier 5 hel kedisi. Aferin sana. Hadi aşağı. Mırıldak. Mırıldak kedi ya. Mırlaya mırlaya geldi yanıma. Evet. Güzel damaj bence. Neresinden baksan iyi damaj. Efendim şeyi hissetmedik. Turbo şarj ihtiyacı. Havalandırma daha çok işimize yaradı. Bu maç için özellikle. O zaman bir tane daha. Let's go. Böyle yavaş tanklarla gir çık yaparken, sağ sol yaparken turbo çok faydalı demiş Rakabay. Bakacağız. Bakacağız ön yargısız. Gururundan namlusa eğilmeyen tank yapmışlar. Hayata karşı bakışı her zaman dimdik. ...1473'e maşallah yok enteresan demiş Bolt Pilot. Evet. Sebebi bu hafta birileri bundan daha fazla deneyim yapmış ki Master'ı yukarı çekmiş. Maşallahı yukarı çekmiş. Aha. Aha şehir haritası. Aha 7 seviyeler. Eyvah eyvah. Bak şimdi nasıl patlatıyorlar bizi. İzle. Demin çatır çatır damaj atıyorduk. Bak şimdi neler gelecek başımıza. Abi altın kasma taktiği verir misin? Aa, altın kasma taktiği yok. Klana gireceksin. Klanın görevlerine falan yapacaksın. Oradan altın geliyor. İşte klan savaşlarına katılacaksın. Onun dışında başka altın veren bir şey yok. Parasız altın veren bir şey yok yani. Onun dışında her şey paralı.
de yılbaşındaki kutular güzel altın çıkartıyor, o kadar. Romvel, ne yapıyorsun? Yemledin mi bizi sen? Bu hayırdır? Ammosuna koydum onun. Ah, bir de kafası kopsaydı şuradan geçerken çok güzel olurdu. Ateşine et ve çekil. Lan. Pek koca götünü ya. Koca götlü. Of, ST Emil var şurada. Burada sadece 45 TP mi kalmış? Bir yandan fışkıralım, 45 TP'yi bir düdükleyelim. Olabilirsek. Abi patlayıcı mı vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Hacı abi, bunu beklemiyordum be. 45 TP'yi keserim dedim ama kesemedik. Hiç de sektiremedik 45 TP'den. Arkadan IS de destek attı. Güzel attı desteği. Ah be. Biraz erken hamle yaptım. Maçı kazanırız ama. Hayır, bizimkiler de hiç şey yapmadılar, yüklenmediler şuradan. Az daha bekleseydim. Az daha bekleseydim olurdu be. Hayatta kalırdık, devam da ederdik. Bir tane sektireydik ya da iki tane. O da yeterdi bizim için. IS delemeseydi şey bitiyordu zaten. Daha ne ekmek vardı be. Yine bir 2500-3000 damaj atardık bu maçta da. Neyse, sağlık olsun. Reis, KV2. İyi kurtardın KV2'den. Neler oluyor burada? Tiger 2 Kuro mu? Bu ne lan? O nişan almış reis. Ben nişan almakla uğraşamam deyip, eyvah. Neyse, seni 45 TP kurtaracak kardeşim, geliyor. Geliyor. 45 TP geliyor. Evet, Yaşar geldi ve bam! Vur reis, vur artık. Vurdu, 225 vurdu ama.
Tiger'ı kafanı kopartacaklar Tiger. 45 TP vur reis, adamsın be. Evet, maçı aldık. 7 seviyeler beklendiği gibi damajı attılar. Ama 6 seviyeden biri var ki işte o da en az bir 7 seviye kadar performans gösteriyor. Kim o? Crocodile Churchill. Mr. Botoş kontrolünde. Azın daha da damaj atardık da erken öldüm. Hadi bakayım. Bir maç daha yapalım. Son maçımız olsun Krokodil'le. Let's go, let's go, let's go. 1477 maşallah deneyimi. Anime etkinliğinde gelmişti. 7 seviye Tiger 2. Zaten Tiger 2'nin olması gereken seviye 7 seviye. Tiger 1'in de olması gereken seviye 6 seviye bence. World of Tanks'ı neden bu kadar çok seviyorsun? Ya zamanında tutulduk işte. Yine bir 7 seviye maç. Yine bir şehir haritası. Bakalım timsahımız, götten bacaklı timsahımız neler yapacak? Eyvah. Eyvah. Ya işte çok böyle şuraya gidip buradan ortaya vurasım geliyor. KV2 reis yürü. Ulan KV2. Hemen artı, hemen. KV2'nin yanında bir çöreklenelim bakalım. Buraya da mı artı atıyor? Yetişmedi be. Reload'um yetişmedi be. Yetişeydi çok iyiydi. Tamam. Reload'um yetmedi. Reload'um. Good.
Para 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 pam. Erdem kardeş, AS. Eyvallah. Ya Libertadores, gel buraya. Lan bunları vurabiliyoruz mu? Vuramıyoruz değil mi? Oopsie. Adam full hapçır atıyor ya. Yapma yapma. Aynen kanka. Ben bu düdüğü yerim aslında. Şuna bir ateş ettirsem. Hadi yapma be, yapma be DPM ya. Ulan iki kere delemedim ya, iki defa delemedim herife. O da bana yazar. Niye gövdesini attım ki? Kafasını atsam delecektim zaten. Fuck. Bu da benim hatam. Bana yazar bu. Şuradaki rezillik bana yazar acı. Ya ben çok bekledim. Şurada aslında, şurada bu böyle geri götüm götüm geri çekilirken şurada çıkıp basacaktım. Boşuna bekledim burada. Bana yazar ya. Lost'a giderse bana yazar yani. Ki Lost olur bu. Gerçi belli de olmaz. Çok az canları kaldı adamların. Ama yok bizimkiler. Yok ya, can kalmamış ki bizimkilerde de. Yok, lost. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu maç lost. Çıktım. Evet, Churchill'da böyle bir alet. Yani çok bir şey beklememek gerekiyor bu tanktan. Olayı bu. Yani kendi seviyenizde çıkarsanız bir şeyler yaparsanız da işte 7 seviyeler, 8 seviyeler gelirse öttürürler. Öttürürler. Az önce gördüğünüz gibi. O zaman bir sonraki tankımız